Türkiye'nin güneyinden, güzel ilinden, Mersin'den herkese selamlar arkadaşlar. Şu an 8 Ekim, saat 9.30. Mezitli Taşkıran'a geldim arkadaşlar. Uzun zamandır gelmiyordum buraya. Bir av yapacağız, bakacağız tabi. Su güzel, hava güzel, her şey güzel arkadaşlar. Su 10 numara. Havalar yavaş yavaş soğuyor. Canlı avlar yapmaya başlıyoruz ama herhangi bir şey yok. Yengeç var, balon var. Çok var, fazla var yani. Onun için biraz avcı alamıyoruz bugünlerde ama soğuduğumu alırız arkadaşlar. Yani güzel avlar yapacağız ileride, bunu size söyleyeyim. Arkadaşlar bir de kameradan çok şikayet eden arkadaşlar var, haklılar. Ben de şikayetçiyim. Kameramdan şikayetçiyim. Düşürdük birkaç sefer suda. Önünde çizilmeler oldu. Hafıza kartında bir sorunlar var. Bazen kapanıyor, bazen açılıyor. Ön tarafında çizikler var, bulanık bulanık gösteriyor bazen. Yeni kamera almayı düşünüyoruz ama çok pahalı. Yani 10 bin liranın üzerinde. Bizim istediklerimiz, bizim istediğimiz tarzdaki kamera. 10 bin liranın üzerinde arkadaşlar. Yani zamanla alacağız ama biraz müsaade edin bize. Zamanla alacağız ama şimdilik değil, yakın zamana değil. Bundan çekmeye devam edeceğiz. Evet, su güzel, hava güzel dedik. Herkes güzel, evet. Şuraya gideceğiz, Taşkıran'a. Orada balıkçı arkadaşlar da var. Bol şanslar. Evet, Ercan da orada galiba. O da gelmiş, evet. Evet, başlayalım bakalım avımızı. Evet kardeşler, Taşkıran'ın ucuna geldik. Buradan çok güzel avlarım vardı. İnşallah da bir gün yaparız. Buradan atacağım. İbikli avını deneyeceğim arkadaşlar. Çok soruyorlardı. Ha, bu sene hiç denemedim. Arkadaşlar vardı, bu sene pek yok dediler. Ve ufak dediler. Tekleme var dediler. Ya yani biraz ibikliye deneyeceğim. Var mı yok mu? Yoksa zaten canlı atacağız. Kefal atacağız arkadaşlar. Değişmiyor yani menü. Evet, Ercan kardeşim ne yakalamış? Bir tane ben gelmeden önce. Kaya balığı. Kaya balığı yakalamış arkadaşlar. Evet, ileride kumsalda bir tane kefal atmış. Boş şans. Ben de oraya gideceğim birazdan. Bunu da götürüp atacak Ercan kardeşim. Hadi bakalım Ercan'ım. Kolay gelsin. Yakalarsan çağır oradan. Haydi bakalım. Evet, biz de buradan ibikliği deneyeceğiz. Bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, takımı göstereyim. Bir 3 metre kamışımız var. Kaptan marka. Makinam 4000'lik Shimano. Misinamız 0.35'lik. Burası o kadar önemli değil arkadaşlar. Önemli olan yeri burası. Buraya dikkat edin. Şurada bir topumuz var. 60 gram. Toptan sonra bir 30'luk misina kullanıyorum. 30'luk misina. Fluorokarbon arkadaşlar. Toptan 1.5 metre kadar geride şöyle bir küçük mantarımız var. Mantardan bir 10 santim sana ileride saçaklı, yine 10 santim uzunluğunda bir iğnemiz var. İğnemiz 6 numara. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Pardon, iğnemiz 8 numara arkadaşlar. 6 demiştim, 8 numara. Bir 10 santim ileride bir tane daha. 10 santim ilerisinde bir tane daha. 3 iğneli top arkası kefal takımı diye geçer arkadaşlar. Bunun yapılışını göstereceğim. Şu mantara çok dikkat edin arkadaşlar. Attığınız zaman bu mantar su yüzeyinde kalacak. Ekmek de yüzeyinde kalacak. Balık vurduğu zaman bunu suda gezdirir. Sağa sola götürür. Böyle tuhaf tuhaf hareketler yapar. Veyahut da bunu birden batırır. Gömer yani. O zaman bir tasmalama yapın. Üzerindedir. Zaten bazen direkt yakalıyor. Çırpını çekiyor. Zaten ona gerek yok. Gözünüz hep bunda olsun arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir ekmek alın elinize. Şu iğneleri takın. Şöyle bölün. Gelişi güzel tak yani. Çok özenmeyin. Büyük küçük fark etmez. Şu şekilde. İğneleri doldurun. Bunu birkaç sefer yapacaksınız arkadaşlar. Unutmayın bunu. Şu şekilde yani ekmeğe takın. Bunu yemleme yapacağız. İleriye atacağız. Biraz bekleyeceğiz. Balık vurduğu zaman bir iki sefer yapın bunu. Hemen atmayın oltanızı. Yemleme yapın yani balığı. Buraya toplayın. Balığı toplayın. Balığın burada gitmesini önlersiniz yani bu şekilde. Balık kestiği zaman ara ara yapın bunu. Yani ekmeğe dökün böyle ondan sonra. Bunun adı yemlemedir. Yapın. Çok uzak mesafede atabilirsiniz rahatlıkla. Biraz bekleyin. Balık vurduğu zaman atışlarınıza başlarsınız. Evet, küçük küçük vuruyor zaten. İyi bir iklimi değil mi bilmiyorum ama bir şeyler vuruyor yani. Görebiliyoruz bu. Evet, haydi bakalım. Biz de başlayalım.
Arkadaşlar şöyle bir ekmek alın dışını. Şu dış kabuğunu sıyırın. Ellerinizle. Ekmeğin kabuğunu dışını sıyırın yani elinizle. Ekmeğiniz taze ve günlük olsun arkadaşlar. Yumuşak olsun yani. Baharat ekmek kullanmayın. Çabuk dağılır. Evet, bu şekilde kabuğunu sıyırın. Sonra iğneleri tek tek takın. İğneleri gözükmeyecek kadar olsun yeter arkadaşlar. Çok büyük takmanıza gerek yok. Bu şekilde şu boy yeterlidir. Eğer vurursa çok zevkli bir güzel av olur arkadaşlar. Size söyleyeyim. Bunun zevki yakalaması çok güzel yani. Aksiyonu bol bir balık. Evet arkadaşlar şu şekilde takıyoruz ve atıyoruz. Haydi bakalım bismillah. Atabildiğiniz kadar ileri atın. Evet bekleyelim. Haydi bakalım. Evet bu balık düzgün suyu seviyor dedi. Sabah suyunu çok seviyor. Bir de akşam üstünü çok seviyor. Yani yaparsa gün boyu da yapıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Baylarda güzel yapması lazım. Evet arkadaşlar vurduğu zaman şöyle bir tasmalayın. Evet aldım. Geliyor ayrı bakalım. Evet kaçmazsa ilk balığımız geliyor arkadaşlar. Çok da beri ibikli oyu yapmıyordum. Evet ibikli hangi suyu sever? Düzgün suyu sever. Düzgün ve berrak suyu sever. Böyle sularda gelin hava yapın. Mayıs Haziran ayında denizlere girer. Eylül ayının sonuna kadar, Ekim sonuna kadar girip kalır. Evet. Bayağı da güzel boy, fena değil. Evet ilk balığımız fena değil, güzel. Bu balığa bayılıyorum. Yakalaması çok zevkli ve eğlenceli. Çıkartabilirsek. Haydi bakalım. Arkadaşlar bayağı bir yutmuş ya. Neyse haydi bakalım. Evet balığımızı bir dona atalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar güzel vurmaya başladı. Bir iki vuruş yaptı. Bir tane aldık, iki tane aldık. Bir iki tane kaçırdık yani alamadık. En azından balık var. Bunu gördük. Bu yönden iyi yani. Bir atış daha yapalım. Haydi bakalım. Evet. Bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar üzerinde. Bir tasma ama geliyor. Geliyor galiba. Bıraktı. Alamadım arkadaşlar. Geç kaldım biraz. Sağlık olsun. Bir dahaki sefere. Evet, vuru kaçırdık. Evet arkadaşlar, çok büyüğü kovalama yaptı. Bu arada bize bir tane daha aldık. Geliyor, haydi bakalım. Evet, güzel aksiyonlar. Haydi bakalım. Ama kovalamaya hasta oldum orada. Çok güzel bir kovalama yaptı. Evet çok güzel, çok güzel. Evet güzel ibiklim benim. Paşam benim. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Bu da kötü yutmuş arkadaşlar. Evet şunun güzelliğine bakın. Neklere bakın. Evet bunun bir gagası var. İnce uzun. Üst tarafta küçük bir gagası var. Ağız kısmı. 3 tane beneği var şurada görebiliyor musunuz? Kuyruğun üst tarafı sırt üzgeci sarı. Alt tarafı mavi. Çok güzel renkleri var. Zaten lezzetli balık yani. Evet hadi Ercan bunu çıkar. Evet haydi bakalım. Evet bir tane de yapıştırdık arkadaşlar. Oradan geliyor. Haydi bakalım. Aksiyon güzel. Evet geliyor. Haydi bakalım. Oh,
kadar geçti. Daha bayağı bir yaklaştı. Fena değil bu. Biraz büyük çekiyor. Canım benim, gel bakalım kardeşim benim. Kaçırdın mı? Evet, gitti. Bay bay. Evet arkadaşlar, burada kaçırdık. Önemli değil ama güzel abi. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, saat 9.30 gibi geldim. Şimdi saat 1. Bayağı zaman geçti, yoruldum. Hava da sıcak. Gideceğim. Merak bir göstereyim. Taşkıran burnu arkadaşlar burası. Güzel bir merak, fena değil. Evet, ibikli abi yaptım sabah. Attık. Başlangıç güzeldi. Bir iki tane aldık. Çok da kaçırdım arkadaşlar. Yani 7-8 tane kadar kaçırdım. Güzel oldu ama sonuç olarak kötü. 2 tane alabildim, çıkartabildik. Canlı atmıştık. Canlılara hiç vurmadı arkadaşlar. Daha doğrusu hep balon vurdu, balon yedi. Evet, ibiklimiz burada maşallah var. 2 tane aldık. Tutabilirsek. Evet, 2 tane çıkarabildik. Çoğunu kaçırmıştık. İbikli avı yapacağım ileride. Daha da yaparım. Bugünlük böyle bir ısınma hareketi yaptık. Yerini öğrendik güzelce. Vurduğunu gördük arkadaşlar. Bir iki avı daha yapmayı düşünüyorum. Evet. Son isteğiniz varsa yorumlara yazın. Cevaplarız. Başka bir avda, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.